Merhaba. Tango Terapi Platformu'nun hazırlamış olduğu Chitango Talks yayınlarının bir yenisindeyiz. Tango atölyesindeyiz bugün ve tango eğitmeni aynı zamanda bir ekonomistle birlikteyiz. Hasan Gogani. Kendisini burada beni ağırladığı için teşekkür ediyoruz öncelikle. Aynı zamanda dans partneri Mina Hamtürk'te, rejide, ona da teşekkür ediyoruz yardımları için. Ve açalım konuşmamızı. Sizinle, sizi önce bir tango dünyası hayatınızın kan dolaşımına nasıl girdi, nasıl tanıştınız? Çünkü bildiğimiz kadarıyla Türkiye'ye tango gelmeye başladıktan bir sene sonra siz tango içine girmişsiniz. Evet. Bu tango yolculuğunuz nasıl gerçekleşti? 98 yılında aslında ayrıntıları çok uzun ama tesadüflerle dolu hep tango karşıma çıkıyordu. O dönemlerde daha CD dönemi daha yeni başlamış. Kasetten CD dönemine geçmişiz. CD'lerle işte ders veriliyor. O CD'de müzik ne varsa onu çalıyorlar. 98'de başladım. 2000-2001'lerde Metin Yazır'ın Türkiye'de olduğu dönemlerde başlangıçtan ileri seviyeye kadar uzun bir eğitimleri oluyordu. Hepsine katıldım. İlk beni geliştiren tango da bunlar oldu. Ki Türkiye'deki birçok tangocu için de bu geçerli. 2002'lerden sonra yavaş yavaş insanlar benden istekte bulunmaya başladı. İşte siz ders veriyor musunuz? Siz bana şunu anlatır mısınız? Pratikler falan yapılıyor. Pratiklerde insanlar siz hoca değil miydiniz falan filan. Tabii ben yardımcı oluyorum ama eğitmen değilim o zamanlar. O zaman daha federasyon kurulmamıştı değil mi? Hemen federasyon çok yeni, çok yeni, çok evet. Yeni. Yani federasyonda tango ile çok çok alakası olduğunu söyleyemeyiz. Yani tangocular ancak orada bir şeyler yaptıkları zaman bir şeyler yapılmış oluyor. O yıllardan sonra bir anda bizim başladığımız dönemde yani 98'de 50-60 kişi insandı toplam tangocu. Her sene o katlanarak çıkıyor. Yani 2009'da bir anda 200 kişi oldu. 99'da 2000'lerde artık bir 4-500 kişi İstanbul'da tangocu vardı. 2002'lerde o 1000, 2000 acaba var mıdır falan diye düşünüyorduk. Şu anda 10.000'lerde. Tabii şu anda 10.000'lerde. Şu anda Türkiye'deki aktif yüksek kalite okulların sayısı 15'in 20'nin üzerinde. Tabii İstanbul'daki okul sayısı belki 100'ün üzerinde ama işin tam profesyonel anlatımıyla eğitmenler 20-30 arasında. Tabii bunların katkısı büyük. Her eğitmenden 20 ile 100 arasında öğrenci geçiyor her sene veya her ay. Her sene bu katlanarak büyüyor. O eğitmenlerin kalitesi dediğinizde bir anahtar performans gösterge olarak neler esastır mesela? Bir okulu ya da eğitmeni kalite kılan standartlar olarak mesela öğretme becerisi gibi, hani bilme dışında tabii bir de pedagojik formasyon, öğretme becerisi falan gibi böyle çok pivot, hani aklınıza gelen ana kriterler neler gibi mesela? 2-3 şey olmazsa olmaz. Falan. Bir estetik, yani çok güzel anlatıyor, çok güzel öğretmen ama kendisi görünmüyorsa kendisinde o olmuyor. Yani bu örnekleri çok var. Eğer ben eğri dans ediyorsam ama düz dans edin diyorsam bizim işimizin %70'i görsel. Siz bana bakarak öğreniyorsunuz, benim anlatımım o kadar etkili olmuyor. Ben nasıl adım atıyorsam benim öğrencim de öyle adım atıyor.
O yüzden estetik çok önemli. Tabii ki öğretim becerisi, kendini her zaman yenileme gerekiyor. En önemli nokta, bir öğretmen kaç öğretmen yetiştirmiş? Oradan yola çık. Yani bir okuldan bizim dönemimizdeki hocaların her birinden bir en az bir 10 tane, 12 tane, 8 tane yeni hocalar yetişmiş. Yani bu hocalar da birçok hocayı yetiştirmeye başlamış. Demek bir şeyler yapabilmişiz. Veya benden ayrılıp da kendi okulunu kuran birçok kadın hoca var. Bu benim için çok değerli. Evet, hanımların olması da yani Türk tango dünyası açısından tabii pozitif olarak algılanabilir. Çünkü, tabii ki. Türkiye geneline baktığımızda tangonun ilk çıkış noktası her durumda yeni trendler, yeni bakış açıları tangoyu ilk çıkışındaki maskülenlikten, maçoluktan kurtarmış olsa ya da ataerkil yapı değişmiş olsa da yine de erkek ağırlıklı bir yanı var. Dolayısıyla kadınların bu işin içine daha fazla giriyor olmaları olumlu bir gelişme olarak da bakılabilir. Şimdi bizde erkek egemen veya maçoluk deyince işte filmlerden bildiğimiz erkeğin kadını tokat atması, dövmesi, kızması falan. Tangodaki maçoluk o değil. Tangodaki maçoluk kadının yolunu açmak. Nezaketle kadını bir yerlere davet etmek. Yol açıldığı zaman zaten kadın geliyor. Yani biz o kadını taşıyoruz ama omuzumuzda taşımıyoruz. Yolu açıyoruz onu. Evet. Sonrası nasıl devam etti tango yolculuğunuz? Bir de maçkolik var galiba. Evet. O 2005'lerde falan maçkolik'in sahibi arkadaşımdı benim. Tanıtım için burada tango geceleri düzenler misin dedi bana. Veya sen düzenlemiyorsan ne yapalım, ne edelim falan. Olur dedim. Üç katlı bir binaydı, çok şık bir bina. Neredeydi? Fenerbahçe Stadı'nın yanında. Bildiğimiz Kurbağalıdere'nin kenarında. Ahşap eski bir bina. Üç katlı, yani dışarıdan çok şık görünen. Hala şu anda devam, hala tabii duruyor, ki hala, bak, hala bina aynı devam yer, ediyor, aynı kullanıyorlar bina, ama evet. Konsept değişmiş. Evet. Ve biz üst katını seçtik, VIP katı veya VIP salonu diye geçiyordu. Milonga'nın adını da VIP Milonga koyduk. Tabii Maçkoli'nin sahibi işin parasıyla puluyla değil, daha çok şeyiyle ilgileniyordu. Nasıl güzel bir şey yapılabilir? O yüzden çok kaliteli bir milonga başladı Türkiye'de veya şöyle söylenebilir, maçkolikle İstanbul'daki veya Türkiye'deki milonga kalitelerini yükseltmeye başladık. O sırada İstanbul'da başka milongalarda tabii ki pazartesi Serdar Sungar'ın Armada milongası devam ediyordu. Güralp'in milongası Point'te devam ediyordu. Zaten biz 3 milonga anılıyordu. Başka bir diğerleri pek milonga şeyiyle çıkmıyordu daha. Çıkmamıştı daha ortaya. Pratik gibi görünüyordu falan. İşte cumartesileri biz, cumartesi boş bir gündü. Cumartesi milonga başlattık. O dönemde 500 kişi civarında şey vardı, 500-600 kişi civarında aktif dansçı var. Şu anda 5000-10000 kişiden bahsediyoruz. Milongalarda en fazla 150 kişi oluyor. O dönemde biz 100 kişiler normaldi bizim için. Yani 100 kişi milongaya geliyordu. Yani keyifli bir şey başlattık maçkolikle. Evet, güzel. Bir de DJ'lik yanınızda var. DJ'lik galiba. Şöyle, müzikler üzerine de çalışıyoruz. Biz eğitmenler mecburen DJ olmak zorundayız. Çünkü zaten önce müzik sonra dans. Müziği bilmemiz gerekiyor. Müziği anlatmamız gerekiyor.
O dönemde ilk yeni yeni DJ'ler ortaya çıkıyordu. 2005-2006'larda falan. Ömer Bayraktar'ı benim zorlamamla DJ yapmış olduk. Benim orada sağ olsun ayın birçok günü o DJ'lik yapıyordum. Benim teşvik işimi kolaylaştırmış oldu. Teşvik ve motive ettiniz. Evet. Biraz zorladım çünkü çok zor bir iş. İlk başta DJ'lik kolay değil. Çok çalışmanız gerekiyor. Ciddi bir iş. Çok zaman ayırmanız gerekiyor. Araştırmanız gerekiyor. Yani birinden eğitim almak dışında kendiniz de çalışmanız gerekiyor. Ben size anlattığım zaman D'Arienzo şudur, Pugliese budur geçip bitmiyor. Siz onu açacaksınız bilgisayardan, şu anda çok kolay, o zaman çok zordu. Söylediklerinizi çok iyi anlıyorum. Şu anda dönem dönem çalışıyorum ve çok evet. İçine girdikçe derin ve hala bilmiyorum diyorsunuz. Çok evet. Fazla var. Yani mesela D'Arienzo'nun hangi vokallerle çalıştığını, çalışmaya başladığınız zaman bir bakıyorsunuz aylardır D'Arienzo'yu çalışıyorsunuz. Düşünün, oradan yola çıkın. Bir müzik seçiminde dört tane bir tane de seçiyorsunuz bir gecede. Aynı vokalden olması gerekiyor. Aynı dönemden olması gerekiyor. Kayıtlar uyumlu olması gerekiyor. Ondan sonra bu çoğaldıkça çoğalıyor. Bunları seçip birbirinin yanına müzikler birbirine uyumlu olması gerekiyor. Bunları yan yana dizmek, ki şu anda sizlerin işi çok kolay. Çünkü bizler liste yapıyoruz, internette yayınlıyoruz onu. Ve o listeleri alıp evet bu budur falan biraz kolaylaştırıyor sizin işi. Ama o dönemlere gidildiğinde çok daha database yoktu. Hiçbir şey yoktu. Evet. Benim bilgisayarda atıyorum 15 bin tane tango müziği var. 5 bin tanesi zaten sesi çok kötü. Onları diyelim Ömer'e verdim, Murat'a verdim. Murat onları çalışıp ayıklaması çok zor. O zamanlar yeni albümler zor çıkıyordu. Çıktıktan sonra Arjantin'den İstanbul'a gelmesi, kaç kişi yurt dışına gidip geliyor. Orkestralar yani, da yorumluyor muydu? Öyle, tabii ki, tabii mesela ki. Mesela Maçkolik'te orkestra eşliğinde de bir gece oldu mu? Olmadı çünkü yerimizi daraltıyordu. Ama Fenerbahçe'de başka bir milonga ben yaptım. Orada Özdener Koytürk'le bir sene yaptık. Canlı müzikte, yani 1,5 saat canlı müzik çalıyordu. Geri kalanını da aşağı yukarı 3 saatte DJ müzik yapıyordu. Türk tangolarına da yer veriliyor muydu? Malum babası da arada sırada bir tane çalıyordu ama Türk tangolarını tekrar yorumlaması gerekiyor. Ki Özdener zaten işi o, yorumluyor ama kolay bir iş değil o da. Evet. Yani tek tek onları yazıyor. Yani piyanonun şeyini yazıyor, kemanı yazıyor, bandoneonu yazıyor. Sonra onları veriyor, onlar çalıyorlar, birlikte çalıyorlar. Yani o uyumu yakalamak, tek bir müzik için belki haftalarca çalışıyorlar veya birkaç müzik için haftalarca, aylarca çalışıyorlar. Bütün bunları yaparken kendi atölyenizi, şu anda tango atölyesindeyiz. Evet. Kendi atölyenizi ne zaman kurdunuz? O nasıl şekillendi? 2009'un sonlarında Taksim'de, aslında ben Kadıköy'de bir yer arıyordum. İstediğim yeri bulamadım. Öğrencilerim de bekliyordu, farklı farklı yerlerde ders veriyordum. 2009'da Taksim'de yeni bir yer kiraladık. Her şeyini, dekorasyonunu falan filan değiştirdik, düzenledik falan filan. 2009'da Taksim'deki yeri kurdum. Tabii ondan önce Maçkolik aslında benim atölyemdi. Maçkolik'i ben kullanıyordum. Bir katını bana ait gibi evet. Kullanıyordum. Bahçesini yaptırdım. Tamamen benim şeyimle yapıldı. Bahçesinde hem milonga hem pratik yapıyorduk. Ama 2009'da Taksim'e taşınmış olduk. Tabii Maçkolik de bir iki sene daha devam etti.
O zaman milonganızın ismi neydi? Beeport'taki milonganın da bir ismi var mıydı? Maçkolik milongasının Yok. İsmi VIP milongaydı. Taksim'de. Taksim'deki çarşamba günleri milongaya başladık. Milonga Dinamika. Cumartesi milongasına da Milonga Saturday diye isimlendirdik. Sonra yani cumartesi geldi, milongası. Kalkedon ve ondan sonra da Milonga Kalkedon'da yaptık. Yani buradaki yok adı Milonga Kalkedon'du. Yani Kalkedon'da olduğu için Milonga evet. Kalkedon'du. Tabii ki. Sonra burada da Milonga Kadıköy. Kadıköy evet. Milonga evet. Kadıköy olarak geçiyor. Burası hem tango hem de tango otoritesi evet. olarak biliniyor. Ama siz bu tango atölyesinden önce de bir kamp yolculuğuna yani bugünkü ana konumuz olan bir organizasyon ve kamp organizasyonu özelinde bir de kamplar yapıyordunuz ve bu 10 seneyi aşkın bir süredir Tabii. kamplar yılda 2 kere galiba evet. düzenliyorsunuz. Biraz bize bu kampı açar mısınız? Başlangıç hazırlık aşamasından başlayarak evet. gidelim. 2009'dan başlayayım. 2009'dan önce de biz kamp yapıyorduk bu arada. Küçük küçük kamplar Marmara Adası'na, Bodrum'a 30 kişilik, 35 kişilik kamplar yapıyorduk. O bana tecrübe kazandırıyordu. 2009'da biz Taksim'deki stüdyomuzu açtığımızda tango adına her şey diye yola çıktık. Ve Tangok markasını daha ön plana çıkarmaya çalıştık o dönem. Biz ayakkabı yapalım, elbise yapalım, ondan sonra kamplarımızı yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Neden ayakkabı yapalım? Şöyle bir kısa bir örnek vereyim. Ben bir ustaya ayakkabı yaptırıyorum. Ayakkabıyı siparişini veriyorum. Her hafta arıyorum, hazır değilsen yabancı değilsin, şöyledir, böyledir falan. İki ay sonra benim ayakkabım hazır oluyor. Benim seçtiğim deriden değil, başka bir renkleri. Bir numara da küçük. Ben tekstilciyim, birçok insan çalıştırdım yanımda. Bu işi ben yapabilirim, niye böyle bir şeye maruz kalıyorum deyip işte Sultanahmet'te bir ihracatçı arkadaşım vardı. Aynı anda üretim yapıyordum. O anda ayakkabıyı onunla konuştuk. Bir sene sürdü geliştirmemiz. Arkasından konumuza gelelim. Metin Yazır'la birlikte Bodrum şeyini yapıyorduk. O sene birlikte yaptık. Ben ondan önce ayrı ayrı yapıyordum. O ayrı yapıyordu, ben ayrı yapıyordum. Farklı bir yerde yapmak istedim. Ve Antalya'yı seçtik. Antalya Kemeri. Gittim defalarca otelleri gezdim. Ne yapılabilir, ne olabilir. Ve burada en çok istediğim şey insanlar otele geldiği zaman rahatsız oldukları şeyler. Şu saatte yemek başlıyor, şu saatte yemek bitiyor. Veya istedikleri yemeği otelde bulamıyorlar. Çünkü 4 yıldızlı oteller falan tercih ediyorduk o dönemlerde. 5 yıldızlı otellerde her şeyi veriyorlar. Her türlü içkiyi veriyorlar. İstediğiniz saate kadar dans edebiliyorsunuz. Biz böyle bir şey yapalım dedik. Ve Kemer'de ilk Ulusoy Oteli ile anlaştık. O zaman 55-60 kişi gittik. Yabancı bir 10 kişi falan vardı. Çok keyifli geçti. İkinci ve üçüncü böyle devam ede en son Seven Seas Oteli 6 senedir anlaştık. Bu 6 senedir. Mi yetersiz oldu ilk otelde? Anlayış farklı oluyor. Ha, yani çünkü şöyle beklentiler farklı. Siz tüketiciler orada gidip bir çay istediğiniz zaman şuradan çayı alır mısın dememeleri gerekiyor. Hı. Onlar hizmet, tabii. Onlar size devamlı hizmet etmesi gerekiyor. Sizi sağa sola koşturmaması gerekiyor. Asıl önemli konu bu bizim otelde. Şu andaki otelde. Cozy ismiyle bağlantılı. Evet. Cozy. Cozy'de 3 sene önce Cozy'ye çevirdik. Kemer Tango Kampı diye veya Antalya Tango Fest diye geçiyordu. Antalya Tango Fest yine sitemiz devam ediyor ama Cozy Tango... çok keyifli bir otel, çok büyük bir otel.
Oda sayısı otelin büyüklüğüne göre daha az. Ben 300 odalar civarında, 300 mü? Kaç? 300, evet 320 oda falan. İnsanlar odalarından denize yürümesi uzun sürmüyor. Salonlarda, koridorlarda uzun uzun zaman kaybetmiyorlar. Çok kolay dışarı çıkabiliyorlar. Çok farklı rahatlık alanları var. Yani siz tango yapmak istemiyorsunuz veya havuz kenarında sessiz olmak istiyorsunuz. Farklı bir bölümünde relax havuz var. Sessiz. Ne çocukları, o çocukları oraya almıyorlar. Öbür taraftalar. Dış alanda 3-4 tane farklı restoran var. Devamlı çalışıyor. Siz mecbur değilsiniz saat 12'de, 12 ile 2 arası yemek yemeye. 3'te mi yemek yiyorsunuz? Yine başka bir restoran da açık. Yani şuradan koşturayım, şimdi tatlı bitecek, şu bitecek diye bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Bu yönleriyle otel bize çok çekici geldi. Orayı tercih ettik ve tabii ki yönetimiyle de çok iyi anlaştığımız için devam ediyoruz. Tango tarafına geldiğimiz zaman bizimle birlikte şu anda 4-5 eğitmen, çift olarak eğitmen. Her sene bizimle birlikte, çok acil bir işleri olmadığı sürece bizimle birlikte geliyorlar. Bunlar ve Türk mü, yabancı mı? Türk ve yabancı. Hı hı. Ukrayna'dan bir hanım eğitmenimiz var. Rusya'dan var. Kazakistan'dan var. Tabii ki bizim organizasyonumuzun altyapısını Türkler oluşturuyor. Sevgili Hakan Ayaklı, Serdar Sungar var, Metin Yazır var bir son yılda. Bir 3 günlük bir full workshoplarla geçen bir 3 gününüz var galiba, evet. Değil mi? O fix o 3 gün. O eğitmenler o 3 gün boyunca sizinle beraber. 16 önünde. Saat full workshop var, tango workshop'ı. Bu 16 saatin içinde Türk ve yabancı eğitmenlerden eğitimler alıyorsunuz. Kadın tekniği dersleri alıyorsunuz. 3 gün çok yoğun. 3 gün bitince biraz daha relax hale geçiyor. Öğleden sonraları pratiğimiz devam ediyor. Aynı anda içinde bir saat yine workshop. Akşamları milongamız devam ediyor. Girersek mesela kombinasyon gösterilmiyor herhalde, sadece değişik mesela bir kadın tekniği dediniz, başka ne tip ana başlıklar oluyor bu workshoplarda? Bunu gelen insanlar çoğunlukla zaten her sene katılan insanlar. Hı. Onların arkadaşları genelde ekleniyor. Bizim festival veya etkinliğimiz 200 kişilik falan değil, 50 kişilik civarında bir 50 kişilik 50 insanlar gelince sözümü tabii unuttum. 200 kişilik bir organizasyon değil. 180-120 kişi katılımıyla oluyor. Ve bu hocalarımız 40 aşağı yukarı 20 çiftte 40 kişiye ders vermiş oluyor orada. Tabii ki bu şeyden önce biz programı yayınlıyoruz. O programda neler, hangi dersler anlatılacak yayınlıyoruz. Yani program şekillenirken biraz da katılımcıların profiline göre biraz daha hani istek olursa, şimdi şöyle, hani müzikalite de ekleyelim, kadın tekniği de ekleyelim ya da şunu da ekleyelim diye talepler geldiğinde ona göre de bir program şekilleniyor mu acaba? Tabii ki oluyor ama mesela Saka'da anlatılacak diye bir başlık koyuyoruz. Eğitmen Hakan Ayaklı. Hakan Ayaklı dersine girdiği zaman oradaki katılımcılara bakıyor. O dersini ona göre yorumluyor veya ona göre anlatıyor. Tabii bunlar ayrıntı, eğitmenlerin tarzı ile ilgili ama genel anlamda siz orta seviyesiniz. O sınıfta ileri seviye olanlar da olabiliyor, başlangıç seviye olanlar da olabiliyor. Bunu biz kendi eğitmenlerimizle paylaşıyoruz.
Yani Hakan Ayaklı'nın sınıfına diğer eğitmenler de katılıyor, yardımcı oluyor. Evet. Veya benim sınıfıma Hakan Ayaklı ve diğer eğitmenler de katılıyor, yardımcı oluyor. Bu da eğitmenlerin birbirleriyle hem organizasyona katılarak göstermiş oldukları hem de katıldıkları organizasyonun içinde de bir dayanışma içinde olduğunu gösteriyor. Tabii diye ki. Anlıyorum ben. Kesinlikle, kesinlikle. Bu da güzel. DJ'ler arasında da böyle bir uyum söz konusu mu? Çünkü bir tek DJ çalmıyor herhalde. 7 DJ'miz var şu anda. Tabii birçok DJ katılabiliyor bizim organizasyona ama 7 DJ net DJ olarak bizimle birlikte bu sene. DJ'in ne diyelim performansına göre o müsaitliğine göre biz onları programlıyoruz. Evet. Bu katılım kemik bir kadronuz var mı her sene gelmekte olan? Kemik bir kadro şöyle diyeyim 100-150 kişi civarında kemik kadro var. Ama o kemik kadro senede iki defa yaptığımız için ya Mayıs'ta katılıyor ya Ekim'de. 30-40 kişi ikisine de katılıyor. Geri kalanı evet. Seçim yapıyor. Bir de katılımcıların aşağı yukarı %40'ı, %50-40 arasındaki yeni katılımcılar oluyor. Siz geldiniz, geçen sene katıldınız. Arkadaşınıza söylüyorsun, bu sene onunla birlikte geliyorsunuz gibi yeni katılımcılar olabiliyor. Kampı yaptığınız bölgelerde, çünkü sizin bir de bunun dışında, yani Antalya'nın, Akdeniz'in dışında bir de termal kamplarınız evet. da oluyor galiba. Bulunduğunuz il, ilçe ya da belde sınırları içindeki okullarla da etkileşim ve iletişiminiz oluyor mu? Oradan katılımlar oluyor mu? Ya da birbirinizle dayanışmanız oluyor mu? Tabii ki olması gerekiyor. Termal kampında mesela biz Afyon'daki eğitmenlerle temasa geçtik. Oradaki Satut Hanım'la aradım. Birçok öğrencisini topladı. Milonga'ya geldi. Çok da keyifli geçti Milonga. Yeni insanlarla onlar tanıştı. Bizimkiler oradaki insanlarla tanıştılar. Pandemiden sonra biraz şey... Bu tip organizasyonlar biraz zor oluyor. Çünkü Kemer'deki organizasyon çok büyük otelde yapılıyor. Çok daha kolay yapabiliyoruz. Ama küçük otellerde veya çok kapalı alanı olan otellerde termal kampını büyük ihtimalle bu sene yapmayacağız. Önümüzdeki senede gelişmelere göre karar vereceğiz. Ama mesela Marmara'da yaz ortasında daha çok Marmara Adası'nda yapıyoruz. 30-40 kişi insanla gidiyoruz. Çok keyifli organizasyonlar oluyor orada da, deniz kenarında. Katılımcılarınızın içinde yabancılar da oluyor. Bunların ağırlıkları Ukrayna, Rusya çok gelir Antalya'ya. Ruslar Antalya'yı çok iyi bildikleri için zaten çok geliyorlar. Bir de biz organizasyonumuzu duyurduğumuz zaman dünyanın her yerinde yayınlıyoruz. Kazakistan'dan, Rusya'dan ve bir de katılan insanlar kalite ve ne istediğine göre karar veriyor. Cozy Tango şudur. Yani çok keyifli bir organizasyon, çok kaliteli bir organizasyon, workshop var içinde, milongalar, bol bol milongalar var içinde, 3 gün değil sadece en az 7 gün aktif sürüyor ve bu 10 güne kadar çıkabiliyor. Yani 10 gün aslında ama son günlerde bu 40 kişiye falan düşüyor kalan insanlar. Çok keyifli vakit geçiriyoruz ve tatil yapıyoruz. Evet, yurt dışında hiç bulundunuz mu ya da bir Tango adına bulunmadım. Workshop'lara falan gittim daha çok genç. Düşünüyor musunuz yurt dışında da bir organizasyon yapmak? Olabilir. Neden olmasın? Çünkü biz zaten Rusya veya Ukrayna'ya veya Kazakistan hep bizden soruyorlar DJ veya organizasyon yaptıkları zaman biz de onlara destek veriyoruz. Biz de onlara öğrenci gönderiyoruz veya DJ gönderiyoruz. Evet. Aynı zamanda
tango ile ilgilenen kişilerin eşleri de ya da yakınları da geliyor mu bu organizasyona? Hani tabii, açık mısınız onlara? Kozi olduğu için tabii onlar ki, da gelebiliyor. Ve bir de aynı zamanda otelde kalanlar da iştirak edebiliyorlar tabii belli ki. Programlarınıza. Burada her ne kadar 5 yıldızlı bir otel ve kişisel kalitenin de yüksek olduğunu varsayıyoruz tabii, ama olası çok düşük bir ihtimal de olsa bir tatsızlık olmasın diye bir milonga kültürü briefi veriliyor mu başlangıçta, böyle geldiklerinde hani göz göze bakarsa yanlış anlama ya da işte bak sen bir şey içmek istersen böyle pistin ortasından hani bir basit kurallar bütünü gibi bir şey, bir brief. Orada bir şey vermiyoruz biz. Tabii kendi öğrencilerimize zaten ders sırasında bunları bakarak anlatıyoruz. Bakarak anlamaları bekleniyor içinde bulundukları. Orada yabancılar bu işlere daha vakıf. Çünkü yabancılar daha çok kültürüyle bu işi öğreniyorlar. Bizde daha çok bir kısım insanlar figür yapma peşinde, çok dans etme peşinde. Ama genel anlamda şöyle, siz oradaki davranışlardan birçok şeyi öğreniyorsunuz. Evet. Yani siz gidip bir yani bir erkek gidip bir kadını dansa kaldırıyor, o anda hayır diyor. Bu bir ders oluyor ona. Bir dahaki sefer ne yapması gerekiyor ki ya o hayır demesi? Ya da yapmaması. Evet, yapmaması. Son müzikse hayır diyebilir. Veya o anda ayakkabısını çıkarmışsa hayır diyebilir. Veya yeni oturmuş kanter içinde hayır diyebilir. Önceden bakacaksınız yani sokakta yürürken. O orkestrayla dans etmek istemiyor olabilir. Onun için de hayır tabii diyebilir. O müzikte o kişiyle de dans etmek istemiyor olabilir. Kesinlikle. Bu kadar basit bir şey de olabilir. Tabii tabii. Evet. Organizasyon katılımcılarınızın sizden beklediğini düşündüğünüz şeyler neler? Ne bekliyorlar en çok sizden? Neleri istiyorlar? Kişiden kişiye değişiyor. Ama senelerdir bizimle beraberlerse demek ki onların beklentilerini ben karşılıyorumdur. Bir kısım insan workshop tercih ediyor. Bir kısım insan çok iyi dans edenler olsun ben dans edeyim. Bir kısım insan orada ben tatil yapmaya geliyorum, akşamlarda dans ederim diyor. Tabii biz birçok yönüyle insanları orada doyuma ulaştırıyoruz. Hatta ne bileyim fotoğrafçımız bile var. Yani iki fotoğrafçı her sene bizimle birlikte. Bu sene sevgili Orhan ve Serdar yine çok güzel fotoğraflarıyla bizimle birlikte olacak. Bunlar küçük ayrıntılar ama insanlar orada kendi fotoğrafını çekmekle uğraşmıyor. Dans ederken bir bakıyorsunuz organizasyon bitmiş, yayınlanıyor, muhteşem bir fotoğrafı var. Hiç beklemediği bir anda bir fotoğrafı çekilmiş. Evet. Hayat her zaman istendiği gibi gitmeyebiliyor. Olağan akışının dışına bazen çıkabiliyor. O sırada da B planı üretmek lazım. Mesela bu açık hava organizasyonu bildiğim kadarıyla. Ama Ekim ayı mesela Antalya'nın da havası suyu belli olmaz. Orada pat diye bir hortum çıkar, fırtına çıkar vesaire falan. Bir B planı hazırlıyor mu otel sizin için? Organizasyonunuz aksamaması hava durumuna göre karar veriyoruz. Zaten önceden bile, bir sene önceden bile onu planlıyoruz ama tabii ki son bir haftada net hava belli oluyor. Şimdi bizim sahil kenarında iki tane dans alanımız var. Biri üstü kapalı, biri üstü açık. Hava çok sıcaksa üstü açığı tercih ediyoruz. Yağmurlu olabilir, biraz kapalı, üstü kapalıyı tercih ediyoruz. Ama yağmur yağacak %100 veya zaten yağıyor, akşama bir şey yapamayız. O zaman iç tarafta ya lobi kısmında veya başka bir iki tane ayrı salonu var. Onlardan birini hemen hazırlıyorlar. Zaten yağmur yağacaksa biz önceden karar veriyoruz. Orada ses sistemi hazırlanıyor. Yani biz sahilde dans ederken saat 10'da yağmur çok sertleşebilir, çoğalabilir. Bir anda insanlara da söylüyoruz, eğer yağmur yağarsa içeri geçeceğiz. Veya hava soğuk olabilir, fırtına çıkabilir.
içeri geçebiliriz. Herkes hazırlıklı oluyor. Keyifle 5 dakika yürüme mesafesinde içeri giriyoruz. Tekrar salonda her şey sıfırdan başlıyor. Evet, anladığım kadarıyla burada otel sizinle dayanışma halinde tabii ki, bir şey. Tabii ki. Ve ses sistemine bir şey oldu diyelim. Otel hemen bir alternatif çözüm. O zaten biz yani böyle bir çabaya Milonga'dan önce ses sistemini kontrol ediyoruz. Herhangi bir şey ortasında da herhangi bir şimdiye kadar olmadı ama ses kesilebiliyor. Evet. Hemen arıyoruz. İlişkiler bazında anladığım kadarıyla evet. Çözülüyor. Peki kendinizi sağlama almak için otelle sözleşme yapıyor musunuz? Tabii hani, ki. Ha, tabii ki. Yani, tabii. Bir sene önceden biz tarihleriyle falandık. Tabii ki. Mahcup olmamak açısından. Tabii ki. Biz hatta bile bu organizasyonun olup olmayacağını bilmeden bile biz onlara ödeme bile yapıyoruz. Evet. Yani herhangi bir nedenle organizasyon iptal olabilir. Otelle konuşuyoruz. Bizim şu anda 80 olan oda garantili şeyin yerimiz var orada. Şu anda 70 odası doldu. Hatta bunu son 1-2 günde duyuracağım. Otelimiz doluyor. Lütfen kayıtlarınızı yaptırmayanlar acele etsinler. Otelde yer olmayabilir. Çünkü şu anda bizim otel çok geçiyor, dolu geçiyor. Otele yakın başka yerler hani dışarıdan da mesela katılanlara açık. Açık değil. O zaman açık değil. Değil mi? Otelde sadece mi? Otelde kalanlara açık. Yok yani mesela İstanbul Tango Dünyası'na ya da İzmir'de tangocu başka bir otelde kalıyor ama sizin Milonga'nıza gelmek istiyor. Otelde kalması gerekiyor. Evet, iç, otelde yani kalması yani. Gerekiyor. Bu da şu nedenle otelin başka olanakları da var. Sadece o milongaya gelmiyor. Yemek yiyecek, içki içecek. Tüm olanaklarını kullanacağı için çünkü otelin ücreti sadece oda değil. Oradaki sunduğu hizmet. Evet. Sunduğu hizmetin hepsinden yararlanacağı için böyle bir şeyden yani otelle birlikte evet. 4 sene önce karar verdik. Sıkıntı olabiliyor. İnsanlar bir nevi eksklusivite oluyor yani. Evet. Orada anlıyorum. Ya Antalya'dan gelenler bile otel için feasible olmuyor evet. Olabilir. Evet. Otelde kalmaları gerekiyor. Veya otelin ücretini ödeyip kalmamış oluyorlar. Hı-hı. Yani sabahtan geliyorlar, workshop'a katılıyorlar. Öğleden sonra pratik ve workshop'a katılıyorlar. Akşam milongaya katılıyorlar. Ben Antalya'ya dönmek istiyorum ki bir defa bir iki kişi oldu. Genelde Antalya'dan da gelenler otelde kalıyor iki gece. Üç gün sabahtan akşama workshoplarını alıyor. Otel odasından saat 2'de ayrılıyorsa öğleden sonra diyelim. Akşama kadar otelin olanaklarını kullanabiliyor. Milongalara katılabiliyor. Yemeğini yiyor. Gece saat 1'de 2'de bitti milonga, çorbasını içiyor, arabasına binip dönüyor veya kalıyor. Aynı zamanda tango dışı workshopların ve milongaların pratiklerin dışında tango dışı böyle konseptler de oluyor. Sirtaki, oriental, bu tip başka çalışmalarınız da oluyor mu? Şimdi bizimle birlikte Sirtaki hocamız, hatta Antalya'dan bir Kizomba ve Salsa hocamız geliyor. Bizimle birlikte oluyor o dönemde. Öğleden sonraki saatlerde, yani saat 3 ile 6 arası pratik sırasında bir saat keyifli bir vakit geçirmek için salsa, kizomba, bachata veya sirtaki dersleri koyabiliyoruz. Veya oriental pandemiden önceki Mayıs ayındaki yaptığımız organizasyonda yine İstanbul'dan beraber gittiğimiz bir oriental hocamız vardı. Çok keyifli vakitler geçirdi. Hem tango yapıyor, tangocu aynı anda. Hem de bir gün, bir saatlik ders bile insanların bir anda keyfine ciddi bir keyif kattı. Şimdi hem Türkiye'nin değişik yerlerinden tangocuların bir şekilde buluştukları, belki İstanbul ağırlıklı olabilir ama yine de değişik yerlerden ve uluslararası da aynı zamanda bir etkileşim söz konusu. Bu etkileşimler neticesinde belli arkadaşlıklar doğup sonradan ilişkilerini devam ettiren, haberleşenler oluyor mu? Ya da bunlar kulağınıza çalınıyor mu? Tabii ki.
Mesela Türkiye'den bile geçen gün bir katılımcı arkadaşımız gelmişti. Soruyor, şunlar da geliyor mu? Bunlar da geliyor mu? Kazakistan'dan arkadaşları soruyor, onlar da geliyor mu? Yani dans edeceği, geçen sene dans ettiği kişileri bana soruyor. Evet, onlar da geliyorsa zaten tanışıyoruz. Onlar zaten kendi aralarında yazışıyorlar. Buradaki insanlar mesela bizim birçok diyeceğimiz artık Ukrayna'ya veya Kazakistan'a daha sık gitmeye başladı bu ilişkiler nedeniyle. Son günü acaba? Şimdi ben tabii bir kampa katılmadım, tango kampına, ama hayal ettim. Ben de bir eğitimci olduğum için biz genelde yaparız. Acaba şöyle bir session Türkiye'deki kamplarda var mıdır? Sizinkinde var mı diye benim aklıma gelen bir soru. Son gün böyle bir değerlendirme, önümüzdeki sene ya da önümüzdeki kampta neler daha istersiniz? Neleri ekleyelim? Geliştirilmesi gereken alanlarımız nedir diye böyle bir sessionlar oluyor mu? Hani çok polemiğe yol açmayacak ama Şimdi memnuniyet insanlar açısından böyle bir alan var zaten mıdır? insanlar geri bildirimi bize o sırada sonra bize dönüyorlar. Yani şöyle bir şey yaşadık ki genelde güzel şeyler hep paylaşılıyor. Kötü bir şey ben duymadım bizim kamplardan. Ama biz eğitmenler kamp sırasında, ortalarında, sonunda, geldikten sonra, gitmeden önce her 2 ayda bir, 3 ayda bir buluşuyoruz, değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu sene ne yapsak, hangi salsa hocası bizimle birlikte, şurada şunu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak gibi, ki ismi de oradan çıkmıştı bir toplantıda, biz bunun ismini değiştirelim. Kemer Tango Kamp çok sıradan bir şey. Ne yapalım? Bizim ne Bu kamp neyi ifade ediyor? Rahatlığı ifade ediyor, keyfi ifade ediyor. Kozi çıktı ortaya. Sizin kamp katılımcılarınızdan beklentileriniz var mı? Böyle hani şuna dikkat etsinler. Mesela sayfanızda Yok. şey gördüm. O zaten bütün hocaların ortak sorunu. Yani sadece sizde değil, bütün hocalar, katılımcılar, öğrenciler her zaman hocayla dans etmek ve hocayla her şeyi birebir yapma talebi oluyor. Bu konuda Evet. bir şeyiniz olmuş, uyarınız olmuş ama buna benzer hani şunlar olursa biz kampı hep beraber daha rahat kotarırız, daha rahat olur dediğiniz katılımcılardan da sizin beklediğiniz, onların sizden beklediği gibi sizin de Yani beklentileriniz olabilir. şöyle oradaki her şey serbest olduğu için gece geç yatıyorsa sabah derse katılamayacak. Yani derse Evet. katılmak istiyorsa Kendi lehine o olan 3 şeyleri günü bekliyorsunuz. kendisi dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında bizim bir beklentimiz yok. Bizden ne istiyorlarsa biz söylesinler, biz verelim gibi oluyor. Evet. Bu kampla ilgili sizin bahsetmek istediğiniz başka ya da ön plana çıkarmak istediğiniz başka şeyler var mı? Türkiye'nin veya belki de dünyanın en kaliteli kampı. Çünkü çok kaliteli bir otelde yapılıyor. Ve ısrarla 6 senedir ben bu otelde yapmaya devam ediyorum. Nedeni ısrar ediyorum. Otel diğer otellerden pahalı olmasına rağmen bizim bazen zarar veya kazancımız çok az oluyor ama kaliteyi ön plana çıkarıyoruz. İnsanlar geldiği zaman hiç tango yapmasa bile o otelden mutsuz ayrılamaz. O zaman güzel bir söyleşi oldu diyelim. Teşekkür ederim. Yayınımızı burada sonlandırmadan önce ben Çiğdem Yorgancıoğlu bugün Tango Atölyesi'nde Hasan Gogani ile birlikte tango kampı özelinde konuştuk. Kendisi tango kampı, kendi düzenlemiş olduğu tango kampıyla ve organizasyonla ilgili incelikleri ve kendi tango kampının öne çıktığını düşündüğü özelliklerini bize anlattı. Yayına katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Kampınızın hem sizin için hem de kampa katılacak kişiler için de hayırlı olmasını dileriz. Bir başka Çitango Talks'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın.